Arkadaşlar merhaba, bu videomuzun konusu ısı ve sıcaklık olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf fizik kazanım kavrama testi 17 olacak. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. 3'ü çözüyoruz, 1 ve 2'yi de izlemeyi lütfen unutmayınız. Kavramsal konular sevgili arkadaşlar, konumuz ilerledikçe daha da yerine oturuyor, görüyorsunuz. Burada daha da yerine oturacağız. Birinci soru şunu der. Matematik videolarımı da bakmayı unutmayınız. Matematikten de çok güzel şeyler anlatıyorum. Isı iletimi ile ilgili olarak höblüplüplüp. Olaylar hangi ısı iletim yollarına örnektir? Sevgili arkadaşlar, 3 çeşitimiz var biliyorsunuz. İletim, konveksiyon ve bir de ışıma sevgili arkadaşlar. Ki buna radyasyon dedikleri de oluyor. Işıma yolu ile... İletim sevgili arkadaşlar temas gerektirir. Bir temasımız olması lazım. Temas edilen madde ısıyı iletir. Konveksiyonda sevgili arkadaşlar bir yayılım söz konusudur. Temasa gerek yoktur. Dolaylı bir ısıtmada diyebiliriz buna, dolaylı. Işımada da sevgili arkadaşlar hani temas gerektirmeyen kuvvetler gibi vardı ya, bunun gibi düşünelim. Temas olmadan ışınlar yoluyla, ışıma yoluyla güneşin ısıtması gibi ya da hani elektrikli ısıtıcıların karşısında dursun, onunla ısınmak gibi düşünebilirsin. Evet, nitekim burada onu anlayacağız. Köz tutan maşanın bir süre sonra elimizi yakması. Evet, bak metali köze tutmuşum sevgili arkadaşlar. Değil mi? Köz kıpkırmızı bu. Zamanla şu metal ısıyı iletiyor ve şurada benim elimi yakıyor. Bu bir iletimdir. Evet, iletim. Kaloriferin odayı ısıtması, evet sevgili arkadaşlar. Normalde kaloriferler dolaylı olarak ne yapıyor? Önce su ısınıyor değil mi? Isınmış suyu taşıyor kaloriferlere. Orada üretilen ısıyla birlikte ortam ısınıyor. Konveksiyone çok güzel bir örnektir kendisi. Buna da konveksiyon dedik. İletim, konveksiyon, A ve D baş başa gidiyor. İnfrared ısıtıcının odayı ısıtması, evet. Odaya koyduğumuz ısıtıcılar ışıma yoluyla sevgili arkadaşlar bizi ısıtır. A şıkkı diyoruz. Çok güzel başladık. 2. Isı iletimiyle ilgili lep lüp 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 olaylarından hangileri ısının iletilim yolu ile aktarılmasına örnektir? İletim yoluyla. Bir temas gerekecek. Bakalım. Ateşe tutulan metal çubuğu tutan elimizin bir süre sonra yanması. Birinci soruda görmüş olduğumuz maşa ile birebir aynı sevgili arkadaşlar. Evet, iletim yoluyla olur. İletimiyle olur ve iletim yoluyla olur. Isınan havanın genleşip yükselmesi, ben burada bir şey görmüyorum arkadaşlar, bir ısının iletimiyle alakalı bir durum görmüyorum açıkçası. Değil mi? Öyle bir şey yok ortada. Isıtılan bir çubuğun ucuna damlatılan mumun zamanla erimesi, evet. Mumu koyduk ucuna, şuradan ısıtıyorum, ısıttım, ısıttım. Zamanla bak ısıyı ilettik, ilettik, burada mum eridi arkadaşlar. Evet, bu da örnektir. 1 ve 3 dedik, D dedik. 3 ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir maddede ısı enerjisinin iletim hızını etkileyen değişkenlerden biri değildir? Şimdi cinsi değişir değil mi arkadaşlar? İletim hızının katsayısı vesaire vardır. Tabii ki cinsle alakalıdır. Kalınlıkla kesinlikle alakalıdır. Kütleye birazdan değineceğim. Yüzeyler arasındaki sıcaklık farkıyla tabii ki alakalıdır sevgili arkadaşlar. Ben bunu hep şeyle de düşünüyorum arkadaşlar. Evdeki pencerelerini düşünün. Mesela sıcaklık varsa enerji iletiminin gerçekleşici yüzey alanı. Bu ikisini de beraber değerlendirelim. Evin camı olsun. Cam büyük olursa evin kolay ısınmaz değil mi? Kışı düşün. Kışı düşün. Dışarıdaki soğuk içeriye daha çok girer. Öyle değil mi? Isı iletimi daha fazla olur. Daha büyük camlarda yüzey alanı genişledikçe. Evet, etkiler. Yüzeyler arasında sıcaklık farkı, çok sıcak, çok sıcak yüzeyler arası, bu da etkiler sevgili arkadaşlar. Kalınlık, camın kalınlığı etkiler. Cinsi etkiler. Şimdi şu kütle doğru cevap, bu etkilemiyor diyeceğiz sevgili arkadaşlar, biri değildir. Ama ben kütleye de bir soru işareti koyayım açıkçası. Çünkü kalınlık artınca kütle de artıyor vesaire. Yani bazen kütle hani sabitmiş gibi düşünüyoruz. Ama çok bariz cins, kalınlık, yüzeyler arası ve enerji iletiminin yüzey alanı. Doğru cevap C diyoruz arkadaşlar 3'e de. 4 ile devam edelim. Uzun süre aynı ortamda bulunan tahta ve demirden
Yapılmış iki cisme ayrı ayrı dokunduğumuzda cisimlerin sıcaklıkları farklı hissediliriz. Bunun nedeni cisimlerin hangi özelliklerinin farklı olmasıdır. Neden sevgili arkadaşlar? Tabii ki demir ısıyı daha hızlı iletir, tahta daha yavaş. Demirin daha hızlı ısınması, daha hızlı sıcaklığının artması bundan dolayıdır. Tabii ki enerji iletiminin hızlı diyoruz sevgili arkadaşlar. Doğru, öz kütleyle alakası yok. Kütleyle, hacimle, sıcaklıkla alakası yok. Zaten ne dedi? Aynı sıcaklıkta koyduk. Aynı ortamda kaldılar. 5. Boyları, kesit alanları ve ilk sıcaklıkları eşit olan X, Y, Z metal çubukları şekilde gibi birleştirerek ısıtılıyor. Ne kadar güzel. KLM noktalarının sıcaklıkları bir süre sonra sırasıyla KLM, T, 2T ve 3T. Arkadaşlar bak aynı ısıdaydı hepsi. En hızlı bu olmuş bak en hızlı. Daha sonra bu, daha sonra bu. Ne kadar güzel. Ay çok güzel. X, Y, Z çubuklarının ısı iletim hızları aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, Y ve Z'nin X'lerden daha büyük olduğu çok net değil mi? Y ve Z, belki toplamları da şeydir, ona da bakalım. Yani Y artı Z'nin büyük olduğu belli. Şimdi Z'yi X ile kıyasladığımda da sevgili arkadaşlar, bak Z ile Y bir araya geldiğinde 3T sıcaklığına ulaşırken, Z ile X beraber bir araya geldiğinde 2T'ye ulaşıyor. Ortak alan X. Yani buradan Y'nin Z X'ten daha hızlı ilettiğini söyleyebilirim. Çünkü ortak olan Z, evet Z bir şey değiştirmeyecek. Y ile X'i kıyasladığımda Y'nin daha hızlı olduğu aşikar. Geldim buraya sevgili arkadaşlar. Bak X'ler sabit burada da. X'lerin sabit. Z ile Y'yi kıyaslama şansım var. T'ye 2T. Z, Y'den daha yüksek ısı iletiyor ki daha hızlı yükselmiş. Evet Y'den de büyük olan Z var. Buyur sevgili arkadaşım. Güzel bir analiz sonucu bunu çıkardım. Z, Y, X. Evet C şıkkında görüyorum bunu. Beşere C dedik. Büyüktür, küçüktür. Küçükten büyüğe yaptım. Bunlar büyükten küçüğe yapmış. Bir tuğlada ısı enerjisinin akış hızını tuğlanın leplöplüplüplüplüp değişkenlerinden hangileriyle doğru orantılıdır? Sevgili arkadaşlar doğru orantılıdır. Yani arttıkça o da artar demek istiyor. Ona bakacağım. Tamam. Şimdi kalınlıkla doğru orantılı mıdır? Hayır sevgili arkadaşlar. Şimdi size evin penceresi örneğini vermiştim. Evin duvarını düşünün. Kalın duvarlı olursa dışarıdaki soğuk daha geç gelir. Ters orantılıdır. Kalınlıkla ters. Kesit alanıyla evet sevgili arkadaşlar akış hızının kesit alanı büyüdükçe daha çok ısı enerjisi akımı olur. Evet doğru orantılıdır. Yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkı onu konuşmuştuk yine. Üçüncü soruda da konuşmuştuk. Tabii ki doğru orantılıdır sevgili arkadaşlar. Ne kadar fark varsa o kadar daha hızlı ısı enerjisinin akış hızı artar. 2 ve 3 diyoruz. D dedik sevgili arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Genellikle soğuk ve sıcak sıvıları muhafaza etmek için kullandığımız termos. Oo çok güzel bak termoslar sıcakları sıcak, soğukları da soğuk tutuyor biliyorsunuz. Gene maddeler verilmiş. Özelliklerinden hangileri ısı enerjisinin yalıtımı için tasarlanmıştır? Tasarlanmıştır sevgili arkadaşlar. Hangileri? Yüzeylerin arasında boşluk bulunması. Evet biliyorsunuz iç kısmı vardır. Termosun sevgili arkadaşlar metal bir kısım. Aynı zamanda bu arkadaşı çevreleyen başka bir kısım daha vardır ki böyle bir şeydir termos arkadaşlar. Arada bir hava boşluğu olur. Evet yüzeyler arası boşluk bulunması. Hava ısıyı daha az, en az ileten maddelerden biridir. Biliyorsunuz hava boşluğu ısıyı muhafaza eder. Çift cam, camlarımızda çift cam kullanılması da bu yüzdendir sevgili arkadaşlar. İç ve dış yüzeylerin parlak olması, evet. Parlak olması ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Mesela sıcak vurdu güneş ışınları bunlar yansıtır. İçeriye ısıyı almaz. Aynı zamanda içeride de sıcak bir malzeme varsa yine yansıtır. İçeriği sıcak kalmasını sağlar. Evet. Ağız kısmının plastikle kaplanması,
Arkadaşlar buradaki kısımda şimdi plastikle kapladım. Eğer metal kaplasam ne olacak? Bak havayla temas halinde buralarda koruyorum. Direkt havayla temas edeceğim yer burası. Eğer metal olsa ne olur? Isıyı daha hızlı iletir. Plastik ise ısıyı daha yavaş ilettiği için tahta da olabilirdi. Yapabiliyorsan tahtadan yap. Tahta da kapatsan, plastik de kapatsan ısıyı daha az ilettiği için evet termos daha güzel bir termos olmuş olur. Ne diyorum ben bu durumda? 7'ye E diyerek 1, 2, 3 diyorum. 8. Isı alışverişi ile ilgili lüp lüp yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım maddelerin sıcaklıklarının farklı olması durumunda gerçekleşir. Sevgili arkadaşlar, tabii ki bak ısı zaten ısının tanımında var. Sıcaklıkları farklı olacak ki birbirleri arasında bir enerji geçişi olsun, ısı alışverişi olsun. Isı akışı sıcak cisimden soğuk cisme doğrudur. En temel kabullerdendir arkadaşlar. Bunu da kabul ediyoruz. Son dönemlerde bununla alakalı bir takım şeyler de var, araştırmalar ama teorik olarak şu an bildiğimiz konu sıcaktan soğuğa kadardır. Yani siz büyüdükten sonra bunlar değişirse bilemem arkadaşlar. Biliyorsunuz bilim her zaman değişen bir şeydir. Özellikle fizik bilimi konusunda çok çok başlardayız arkadaşlar. Dünya, insanlık çok çok başlarda. Evet, 3. Sıcaklıkları eşitlendiği anda ısı akışı durur. Tabii ki artık iki ısı cisminde sıcaklıkları birbirine eşit olduğuna göre akacak ne var ki? Transfer hiçbir şey yok. Termodinamik bir şey yok. 1, 2, 3 diyoruz arkadaşlar buna da. 9'da devam edelim. Şekildeki gibi yan yana getiren X ve Y maddelerinde ısı enerjisinin akış yönü verilmiştir. Hemen neyi hatırlıyorum arkadaşlar? Sıcaktan soğuğa doğru olur. Yani X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından daha fazlaymış ki bu yöne doğru bir akış varmış. X, Y maddelerin ilk sıcaklıkları değerlerinden hangileri gibi olabilir? Arkadaşlar eşit olsaydı böyle bir ısı akışı olur muydu? Olmazdı. 20'ye 10 olabilirdi. Sıcaktan soğuğa olabilir. 2 olabilir. 10'dan 30 bir ısı alışveriş olurdu ama yönü burası olurdu sevgili arkadaşlar. Bunu kabul edemem. 30'a 20 olur muydu? Evet, sıcaktan soğuğa doğru olabilirdi. Bu durumda 2 ve 3 kabulümdür. Bizimlesin. 3, 2 ve 4. Neredesin? D şıkkındasın sevgili arkadaşım. 10'la devam ediyoruz. Evinde ısı yalıtımı sağlamak isteyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yaptığında başarılı olamaz? Hangisini yaparsa? Dış cephede mantollama yaparsa olur. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hem ısı iletim kat sayısı çok düşük olan straforlar kullanıyoruz. Hava boşluklarından imal edilmiş PVC'lerden imal edilmiş straforlar kullanıyoruz. Hem de duvar kalınlığımı arttırmış oluyorum. Bunu yaparsam başarılı olurum. İç cephede leke tutmaz boya kullanmak. Bir soru işareti koyayım. Belki ısı yalıtımı da vardır. Belki bu leke tutmaz arkadaşın. Yerde yalıtım sağlayacak parke kullanmak. Adı üzerinde yalıtım sağlıyor. Bu başarı sağlar. Çatı altına strafor yerleştirmek. Evet arkadaşlar, cepheye mantolama yapmakla eşdeğer. Kaplıyorsun, bir nevi giydiriyorsun binanı, evini. Değil mi? Bu da sağlar. Yani sen üzerine nasıl malzeme giydiriyorsan vücut ısını korumak için sıcaklığını, evin sıcaklığını korumak için cephelere de çatıya da yalıtım malzemeleri koyuyorsun. Çatıya da. Kapı ve camların bakımını yapmak. Şimdi ben buna birazcık güldüm tabii de bakımını yaparken mesela şöyle boyasıyla oynamak falan filan olmaz. Bakımından kastı sevgili arkadaşlar. Hani sızdırma, tam oturmayabilir, arada hava boşlukları olabilir. Dışarı dış ortamla bir etkileşim olabilir. Ama bakımı yaptırırsan sızdırmazlığı da sağlarsın. Oysa boya yaptırmanın herhangi bir katkısı yok arkadaşlar. Ha, bu boya aynı zamanda ısı iletimi içinde faydalıysa onu bilemem ama burada ondan bahsetmiyor. 11 ile devam edelim. 11 der ki 0 santigrat derecedeki 100 gram buzu eritmek için gerekli olan ısı miktarı ile kaç gram suyun sıcaklığı 40 derece yükseltilir? C su, suyun öz ısı verilmiş. LE verilmiş arkadaşlar. LE hal değiştirme ısısıdır sevgili arkadaşlar. Bunu nerede kullanıyoruz? Hemencecik size bahsedeyim.
Maddelerimiz biliyorsunuz ne eksi değerlerde sıcaklık olsun bu. Eksi değerlerde buz halinde suyum sevgili arkadaşlar. Tam sıfırda yüze de getireyim. Tam sıfırda arkadaşlar su artı buzdur. Sıfırla yüz arasında sevgili arkadaşlar su sıvı haldedir. Tam 100 derecede sıvı gaz halindedir. Yüzü geçtikten sonra da gaz haline gelir biliyorsunuz. Arkadaşlar biz şu aralarda hani Q eşittir mc delta t'yi kullanıyoruz ya. Tam bu kısımlarda arkadaşlar sıfır ve yüzlerde su artı buz ve su artı gaz kısımlarında arkadaşlar Q eşittir ML formülünü kullanırız. Buna hal değiştirme ısısı deriz. Tam burada hal değiştirdiğimiz için artık MC delta T değil ML'yi kullanacağız. Burada da zaten sıfır derecedeki suyu, buzu eritmek için sevgili arkadaşlar ML'yi kullanmam lazım. Gerekli olan sıvı, ısı. Burada ne kadar lazım arkadaşlar? Q eşittir ML'den 100 gram çarpı L'yi de ne kadar vermiş? 80. 8000 kaloriye ihtiyaç var arkadaşlar. İşte bu 8000 kalori ile 8000 eşittir şimdi. Diyor ki kaç gram su? M çarpı C'si de 1. 1. 40 derece yükseltirim. Delta T'de 40 derece sevgili arkadaşlar. M'yi bana söyleyin. 8000 bölü 40. Hop hop. 800'de 4'e böl 200 gram olur. Buyur sana 200 gram arkadaşlar. D şıkkında da görüyorum. Burada önemli olan hal değiştirme ısısını kullanmam. Bu arada sevgili arkadaşlar C'ler, L'ler zaten bunlar ampirik yani deneysel olarak ölçülmüş değerlerdir. Hani metreyle ölçeriz buluruz bir takım şeyler ama bunlar mutlaka ve mutlaka verilmiş olmalı ki bir yerlere gidebileyim. Ki zaten evrensel sabit biliyoruz bunları. Deneysel olarak bulunmuş değerlerdir. 12. Isıca yayılmış ortamda bulunan K ve L maddeleri yalnızca kendi aralarında ısı alışverişi yapabilmektedir. K ve L. Bir ortamda bulunuyorlar. K maddesi ve L maddesi. Sevgili arkadaşlar. K maddesinin sıcaklığı L'ninkinden büyük olup TK büyüktür TL olup L maddesinin sıcaklığının zamanla değişmediği gözükleniyor. Dırırırınç. Normalde ne beklerim sevgili arkadaşlar? L KL'den büyük olduğu için değil mi? Bu arkadaşım bu arkadaşı etkilemiş olması ve bunun yükselmiş olmasını beklerim. Löp löp löp. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Dikkat. Hangileri doğrudur? Erime sıcaklığında bir katıdır. Erime sıcaklığında L maddesiyle. Arkadaşlar evet bu arkadaş öyle bir değere gelmiş ki öyle bir sıcaklığı var ki tam da erime sıcaklığında şu tabloda da su için vermiştik bu örneği. Öyle bir katı madde dedik ki sevgili arkadaşlar tam da erime ısısına gelmiştir. Artık yükselecek bir ısısı yoktur diyebilirim. Isı alışverişine gerek yoktur, kalmamıştır. Çünkü sevgili L maddesi tam da erime sıcaklığına erişmiştir. O sıcaklık da olabilir. Kaynama sıcaklığında bir gazdır. Hayır, olsa bile sevgili arkadaşlar kaynama sıcaklığında olan bir gaz olsa hala ısınır. Biliyorsunuz biz türbin enerjileri gazları da ısıtarak ısıtma işlemlerinde kullanıyoruz. Kalorifer tesisatlarında bile kullandığımız oluyor. Isısı artabilir hala. Donma sıcaklığında bir sıvıdır. Sevgili arkadaşlar olsa zaten canına minnet değil mi? Donma ısınır yani hemen alır ısıyı. Şu arkadaş bu arkadaştan yüksekse alır ısınır hemen erimeye gider yani. Bu da olmayabilir. Söyleyeceğimiz değer budur arkadaşlar. Erime sıcaklığında bir katıdır. Yani yalnızca A diyoruz buna. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.